Kur'an'da Karun adıyla kıssası nakledilen bu kişi, Tevrat'ta Korah adıyla anılmakta ve çöl hayatında Musa'nın otoritesine karşı başlatılan isyan hadisesinde başrolü oynamaktadır. Tevrat'ta Hazreti Yakub'un oğlu Levi'nin oğlu, Kohat'ın oğlu, Yitzhar'ın oğlu olarak gösterilen Korah, Musa ve Harun'a karşı çıkartılan bir isyan hareketiyle gündeme gelmektedir. Bu hareketle Karun, Hazreti Musa ve Harun'un dini otoritesini yıkmayı hedeflerken, aynı hareketle katılan Ruben kabilesinden Datan ve Abiram da Musa'nın siyasi liderliğine son vermeyi amaçlıyordu. Olayın bugünkü Tevrat'ta yer alan şekline göre Karun, Ruben oğullarından Datan ve Abiram'ı, ayrıca farklı kabilelere mensup insanları ve cemaatin 250 beyini toplayarak Musa ve Harun'a karşı bir isyan başlatmış, bunlar Tanrı'ya asi olmuşlardır. Asilerin başında Karun, "Yeter artık, çünkü bütün cemaat, onlardan her biri mukaddestir ve Rab onların arasındadır ve niçin Rabb'ın cumhuru üzerine kendinizi yükseltiyorsunuz?" diyerek Musa ve Harun'a karşı çıkmıştır. Bu durumda Musa secdeye kapanarak dua etmiş ve kararı Tanrı'nın vereceğini bildirmiş. Rab ise isyan edenleri helak edeceğini haber vermiştir. Ancak Musa ve Harun, Tanrı'ya yalvararak ondan hepsini helak etmemesini istemişlerdir. Bunun üzerine Korah, Datan ve Abiram'a ait çadırların etrafının boşaltılması istenmiş, daha sonra altlarındaki yer yarılarak bu kişilerle onların ev halkını, Korah'ın bütün adamlarını ve bütün mallarını yutmuş, Korah'ın yanında yer alan ve buhur yakan 250 kişi de Rabb'ın katından çıkan bir ateşe bitirilmiştir. Karun'un isyanı İsrailoğullarının çöl hayatındaki en önemli olaylardan biridir. Hem bir kitle hareketi olması hem de Tanrı'nın tesis ettiği dini ve içtimai düzeni hedef alması hadisenin önemini göstermektedir. Karun kıssası bazı farklılıklarla Ahdi Atik'in çeşitli yerlerinden geçmektedir. Ayrıca Yahudi rivayetlerinde Karun'un Musa ve Harun'a karşı çıkışının birçok sebebi sayılmaktadır. Bir rivayete göre Karun Mısır'da Firavun'un hazinedarıydı ve öylesine büyük bir servet yapmıştı ki hazinelerinin anahtarlarını ancak 300 katır taşıyabiliyordu. Bu servetin verdiği gurur onun felaketine sebep olmuştu. Karun, Kohat oğulları aşiretinin başına Uziel oğlu Elitsafan'ı getirdiği için Musa'ya kızmıştı. Yahudi kaynaklarında Karun, Tevrat kurallarını küçümseyenlerin Tevrat'a ve Rabbin otoritesine karşı çıkanların ilk örneği olarak takdim edilmektedir. Musa, Karun ve beraberindekileri yatıştırmak istemiş fakat onlar isyanları sürdürmüşler. Sonunda toprak yarılmış ve içine gömülmüşlerdir. Kur'an'ın Kassas suresinde Karun, Hazreti Musa'nın kavminden, hazinelerinin anahtarlarını ancak güçlü bir topluluğu taşıyabildiği, zenginliğiyle mağrur bir kişi olarak takdim edilir. Karun, gösterişi sevmekte, kavminin arasında ihtişamla dolaşmakta, bu ise bazılarının hayranlığını celbetmekteydi. Kavminin servetiyle böbürlenmemesi gerektiği yönündeki uyarılarına karşı Karun bu serveti kendi bilgisi sayesinde yaptığını ileri sürüyordu. Nihayet kendisi ve evi yerin dibine geçirilmiş. Bu akıbetten ne kendi kurtarılabilmiş ne de onu kurtaracak bir topluluk çıkmıştır. Diğer ayetlerde de Hazreti Musa'nın apaçık delillerle Firavun, Haman ve Karun'a gönderildiği fakat onların Musa'yı yalancı bir sihirbaz olarak nitelendirdikleri, ona karşı çıktıkları, yeryüzünde büyüklük tasladıkları, sonuçta her birinin farklı şekillerde cezalandırıldığı belirtilir. İslami kaynaklarda Karun'la ilgili çeşitli rivayetler vardır. Tevrat'taki şecere verilerek onun Musa'nın amcasının oğlu olduğu belirtilir. Musa ve Harun'dan sonra İsrailoğullarının en bilgilisi ve üstünü sayıldığı, Tevrat'ı çok güzel okuduğu, İsrailoğulları Mısır'da yaşarken Firavun tarafından onlarca yönetici tayin edildiği, fakat tıpkı Samiri gibi Allah düşmanı olup bozgunculuk çıkardığı, Hazreti Musa'dan simya ilmini öğrendiği belirtilmekte. Evinin, elbiselerinin, hazinelerinin özellikleri, gösterişli tavırları nakledilmektedir. Mısır'dan çıktıktan sonra Hazreti Musa, mezbah ve kurban yöneticiliğini Harun'a vermiş,
Bunun üzerine Karun hem peygamberliğin hem yöneticiliğin Musa'da, mezbah ve mabet yöneticiliğinin de Harun'da olmasına itiraz etmiş, daha sonra da cezalandırılmıştır.